Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Altın Usta'nın en büyük düşmanını tanıyacaksınız. İşte gördüğünüz gibi Altın Usta'nın düşmanı geçiyor. Palyaço. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu adam Altın Usta'dan intikamını almaya çalışacak. Bakalım şimdi neler olacak. Altın Usta'yı nasıl geçmiş zamanı yolladığımı biliyorsunuz zaten. Bu sefer işini bitireceğim. Laboratuvara gideceğim hemen. Oradaki şartları ben kontrol ediyordum. Oradaki mekanizmaya ben tıkladım. Bu yüzden gitti şerefsiz de. Oradan nasıl kurtuldu ben onu anlamadım. Haydi artık bu kadar yeter. Gelelim şuraya. Ulan altın köpek. Elbet ki buraya yine gelecek. Onu bekliyor olacağım şu şerefsizi. Bu yüzden de motoru suya atmak için fayda var. İşte tamam. İz bile yok. Şimdi geriye kalan şuraya tırmanıp o altın ustayı beklemek. Şuradan gizli gizli o şerefsizin gelmesini bekleyeceğim. Ama bu sefer onu hiçbir yere yollamayacağım. Sadece işini bitirmesi için. Hem de onun planlarını öğreneceğim. Şimdi sudan da beklemeye değmez. Şuradan bekleyelim gizli gizli. Gel bakalım altın usta. Bu işi çözeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben altın usta. Gördüğünüz gibi yine o laboratuvara gidiyorum. Yolumuz son zaten orada bitiyor. O laboratuvardaki her şeyi yok etmem lazım. Çünkü biliyorsunuz düşmanın liderini hala bulamadık. Polisler falan da arıyor da bu yüzden beni aramıyorlar. Şu anda onlarla maalesef anlaştım. Ama işlerini bitirmek için geri döneceğim. Şimdi önemli olan bu adamı bulup temizlemek. İşte laboratuvar. Beni nasıl geçmiş zamanı yolladı ben onu anlamıyorum. Buralarda bir yerlerde bir şey olması gerekiyor. Yoksa bunların işi bu kadar kolay olamaz. Her neyse artık bunun bir önemi yok. Çünkü buraya ait her şeyi yok edeceğim. Hem de her şeyi. İşte bazuka ama ben bazukayı istemiyorum. Şununla cehenneme çevireceğim burayı. İşte böyle ateş etmeye devam. Haydi bakalım. Yok olsun bakalım eşi. Yok olmasa bile arkadaşlar arızalanacak. Ve buradaki hiçbir şey çalışamaz hale gelecek. Haydi bakalım. Daha sonra da Arktika'ya almaya gideceğim. Temizleyelim her şeyi. Aha. Oluyor lan polisler arıyor sanırım beni. Olamaz. Şimdi gideceğim. Burada bir şey yok ya zaten. Şuraları temizleyeceğim. Şu kabloları. Tamam. Bu kadar cehenneme çevirmeler yeter. Artık bu kadar iş yeter yani. Şimdi buradan sadece uzama fikri kaldı. Onu da yaptığımız zaman her şey çok kolay olacak. Çok. Burada duruyorsun araba. Alacağım şu kırmızı arabayı. Haydi bakalım. Eğer hızlı gitmezse geri döneceğim ama senin için. Bakalım hızlı mı değil. Uç lan uç. Polisten hızlıysa önemli olan zaten o. Bu ne biçim hız lan? İşimi bitireceğim şimdi. İşte böyle. Kurtuldum şimdilik. Daha doğrusu daha kurtulamadım. Şuradan uzamam da gerekecek. Lan şerefsiz beni hızlı araba verdi sanmıştım. Her neyse şimdilik bunlardan kurtulacağım da çok yavaş lan bu araba. O zaman ben de patlatırım senin arabanı. Hiç kimse bana yavaş araba veremez. Hiç kimse. Tamam bu kadarlı yeter. Şuradaki Audi'yi alıp uzayalım burada. Alalım ve uzayalım. Çalalım daha doğrusu almayalım. Açalım şöyle hemen. Şuradan. İşte güzel. Polis geliyor la. Her neyse polisten korkmayacağım da benim daha önemli işim var. Konumumu bile ayarladım. Şu önemli işimizi yerine getirelim. Şu laboratuvarla da işimiz iyi ki bitti be. İşini bitireceğim lan. O adam bir bursa işini bitireceğim.
Ama merak etmeyin, bulacağım o şerefsiz manyağı. Gerçi benimle kim neden uğraşmak istesin ki lan? Doğru. Hangi şerefsiz uğraşır lan benim? Tamamlar işte Arktika'nın mekanı. İş yeri yani, mekan değil öyle. İnelim şuradan hemen. Lan bir rahat bırak lan. Birazdan zaten rahat bırakacak. Bakın işte böyle gidersin. Ne oluyor lan? O soğuk adamları... Ne? Bıraksanız ala kadını. Bunu siz istediniz. Siz. Hepinizi de tarayacağım ulan. Bakın polis bile yardım ediyor. Hatta şu silahla tarayacağım. Bir dakika. Bir sürü silah var lan. Birini seç işte. Her neyse. Şunlardan şunu seçiyorum o zaman. Lan. Lan. İşte. Öyle la. Allah. Beni dövüyor şerefsiz. Abi iyi ki bana yardım etti. Tamam teşekkürler şimdilik. Güzel. Kurtardım kadını ve artık aramıyor. Lan polis nerede lan? İyi ki bir şey aradınız ha. Bana yardım etti şerefsiz. Neyse tutuklamadı beni şimdi. Ne kadar işimiz var uzayalım artık. Daha sonra tüm işlerimizi halledeceğiz. Tüm işlerimizi. Şunlara baksanıza lan. İyi biçimde ne kadar olmuşlar. Lamborghini alalım şu Lamborghini de. Nereye gidiyorsak gidelim. Önce o adamın kalan adamları bile kalmadı. Tek başına kaldı keriz. O kezi bu olayım işini bitireceğim lan. İşini bitireceğim. Şimdilik bize uzamak düşer. Haydi bakalım o zaman. Uzyalı. Tamamdır. O adamın planını da ama demek bu kadar basitti ha. Hala beni yakalama peşinde ama asla beni yakalayamayacak. Onun için süper planlarım var. Şu an mavi maske giyiyorum arkadaşlar. Gözümü siz bile göremiyorsunuz. Ama merak etmeyin, en yakın adamı birazdan buraya çağıracağım ve ona yüzünü göstereceğim. Zaten ona gösterdiğinde siz de öğrenmiş olacaksınız yüzümü. Ama benim yüzümü başka gören yaşayamaz, izin vermem bir kere. Şu iti hemen bulalım da gösterelim yüzümüzü ona. O da ilk kez görecek zaten. Hastanenin önünde buluşacağız. Şöyle bize maskemizi çıkartalım o zaman hadi. Geldim efendim. Bu kim lan? Bu lan patron. Şunun yüzüne bakın. Maskede böyle değildiniz efendim. Geldim yalnız. Emredin de yapalım şu işi. Demek hedefimiz altın üstü öyle mi? Futbolcu katil bile olsam o adamı temizleyebilirim. Kendimden çok eminim lan. Sen kimsin bile soytar yok. Yani efendim o emredersiniz. Seni işten kovdum. Benim kovdum lan. İşini bitireceğim lan. Altın ustaya söyleyeceğim kim olduğunu. Hiç söylesem inanmaz ki lan. Beni tanımaz. Yani beni deliye benziyorum gibi de neyse. Ulan patron, ulan patron. Bu arabasın yanında niye ayrılık lan? Arabasın şeytan diyor. Çal kaç lan. Ne? Neyse. Şunu bitireceğim, ben de sokakta adam dövüp kaçayım. Gel bakalım seninle biz futbol oynayacağız arkadaşlar. Her neyse, ufak bir tartışmadan sonra anlaştık efendimle. Bu ne lan, Çin arabası lan. Alalım şunu, mermiden hızlısın demek. Bakalım mermiden hızlı mı gerçekten. Şimdi anlarız. Altın ustayı pusuya düşüreceğim ama ben yani canımı çok severim. Tabii ki de bunu ben yapmayacağım. Kaç tane adamıma söyleyeceğim, onlar yapacak. Malum patronun hiç adamı kalmadı da övmek gibi olmasın. Patronun bir tane bile adamı kalmadı. Tek bir tane adamı kaldı, o da ben. Yani onun adamı değil de patronun dostuyum. Hem patron diyor, sen dostuyuz lan. Saçma oldu biraz. Her neyse saçmalamayı bırakacağım. Altın ustanın yeni düşmanı artık benim.
futbolcu. Katil futbolcu yani. Ulan altın usta. Şimdi senin bakalım kaç altın ediyorsun. Öğreneceğiz şimdi bunu. Arktika'yla seni de pusuya düşürüp ikinizi de yok edeceğim. Sonra da sizin efendime göndereceğim. Ama malum o artık çok fakir. O adam kazanmanın peşinde. Ama benim zaten bir 10-12 tane adamım var. Şaka lan, daha çok adamım var. Şimdi hemen gizli adamlarıma haber vermem lazım. Arktika beni çağırıyor. Bakın arkadaşlar, Arktika'nın beni çağırdığı yer konumunu bile attım. Yani benim telefonuma attı. Ne yapacak acaba? Çok merak ettim. Neden çağırıyor ki lan beni? Acaba yine sinemaya falan mı gideceğiz? Ama bu sefer arkadaşlar mekanı çok farklı bir yerde. O neden ona söyle onu anlamadım ben. Mekanı hiç buralarda olmaz. Yani onun evi birazcık büyüktür de. Şimdi bu kasabalarda değildi. İşte bir gariplik var. Bu yüzden de arkadaşlar tedbir olsun diye birkaç silah aldım zaten yani. İki silah almışım. Yani şimdi şu an içinden başka bir şey falan çıkar işimiz var. Tamam. Burası. Buralarda bir yerlerde olması gerek. Ne biçim mekan var? Arktika'nın burada bir işi var mı lan? Burası zengin mekanı. Ne? Her neyse gidelim şuraya. Adamlar var. Acaba neler yapacak? Burası gerçekten Arktika'nın olamaz yani. Nasıl olur lan onun? Değil. Burada bir yerlerde olması lazım. Bu onun değil. Ha şurada bir polis var. Polisten sorayım. Gel bak. Lan yanlışlıkla yaptım ben. Lan aranıyoruz. Kaçmam lazım benim. Lan Arktika burada değil. Nerede o zaman? Şu motoru alıp kaçsam mı? Hayır lan hayır. Öyle kolay kaçmak falan olamaz. Sanırım burası. Yani bu kasabada bir yerde kalışır ama evinin konumunu atmadı. Yani buralarda bir yerlerde olduğunu söyledi. Ulan nereden bileyim lan ben bu adamın nerede olduğunu. Burada bir işaret var. Sanırım burada olabilir. Bakalım o zaman. Nerede? Bunlar ne lan? Ne oluyor? Beni pusuya düşürürsünüz öyle mi? Hepinizin de işi bitecek lan. Hepinizin de. Gelin bakalım buraya. Neden ölmüyorsun? İşte böyle ölüyorsunuz. Ama bunlar kim? Siz de kimsiniz lan? Kim? Kimsiniz söyleyin yoksa işinizi bitiririm işte böyle. Buldum ulan kim adam olduğunu öğrenmenin yolunu buldum. Birazcık da gelsinler. Birini yakalayacağım ve kim olduğunu öğreneceğim. Ama bunlar son değildir inşallah. Hepinizin de işi bitti lan. Kimsin lan çabuk söyle. Ya söyletmiyor ki. Polis var şimdi. Olamaz lan kim olduklarını da öğrenemedim. Birisi mutlaka kaçmış olmalı. Buralarda birisi olması gerek. Kadın ve kırmızı bir adamlar vardı işte. Onlardan birilerini bulursam burada iyi olur. Dur lan bir daha. Tabii ki de o villa. Ya bu villada bir işler dönüyor ama ne? Ulan şimdi öğrenirim ne işler döndüğünü. Şimdi öğrenirim. Açın lan kapıyı. Açın. Ya öyle açmayıp böyle açılır. Aha sen. Sen varsan buradaki herkes düşman. Söyle lan çabuk. Kimin adamısınız? Söyle lan. Alırım şimdi ayağımın altına. Söyle. Kimin adamısınız? Aa, ne olur bana bir şey yapmayın. Kimin adamısın çok. Söyle lan o zaman. Kaçabileceğin sanki nereye lan nereye. Diz çökersin işte böyle. Söyle bakalım kimin itisin. Kimin. Bunlar niye yardım etmiyorlar. Çok saçma oldu böyle. Kimin adamısın lan. Kimin lan beni uğraştırıp durma. Ayasın. Açamazsın söyle. Dur yapma futbolcu Jack'in adamıyız biz. Futbolcu Jack kim lan? Yalan söylüyorsun. Belki de doğru söylüyor. Gelin lan buraya hepiniz. İşinizi bitireceğim. Sağ bırakır mıyım sizi lan? Bana kurduğunuz o pusudan sonra yani çok saçma olur.
Nereye kaçabileceğinizi sanıyorsunuz lan? Kendi adamları kendi villalarından kaçıyorlar. Futbolcu Jack demek. Yani bir de yeni düşman edindik var ya, deli olacağım sinirimle. Şimdi bitirirdim de neyse, başka sefer aldım. Şunların işini bitireyim, uzayalım buradan bile. Şöyle hepsinin işini bitireceğim ve bu villadaki arabalardan birini alıp kaçacağım. Havuzu bile var lan, güzel villaymış. Hem mi kalsam diyeceğim de yok lan, nasıl kalayım. Değil mi? Sıfırlayalım. Var mı lan, otoparkmış burası. Kesin otopark yani. Bakalım şöyle. Başka sanırım kalmadı, bu kadar çıkmaydı lan. Bakalım. Aha, polis falan da geliyor artık. Villa basıldı. Olamaz, villayı baskın yapıyorlar. İşinizi bitireceğim lan. Gelin bakalım. Gel gel, ne korkuyorsun lan? Polis korkuyor bizden. Ama biz öyle silah almayacağız. Şuradan iyi bir AVM alsam iyi olur. Şunu aldım hatta. Tamam, hepsini bununla biçeceğim. Neyse arkadaşlar, basıldık. Şimdi burada kesinlikle çıkmam lazım. Ama kesinlikle. Şükür lan, önümde hiç şerefsiz polis. Tamam, kurtuldum. Ha, patron kim diye onu öğrenmedim. Her şeyi öğrendim ya, o kaldı ama. Yani patron futbolcu Jack diye birisi de, ben ne bileyim futbolcu Jack kim. İsim önemli değil. Şu polis belasından bir kurtulalım, öğreneceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu araba neden böyle yavaşlar? Gelin lan 3 tane robot ha. Bana karşı ha. 3 tanecik mi lan? Şimdi hepsini de tarayacağım. Hepsini de. Bir dakika canım, bekle. Sen de gel. İşte böyle. Aha. Bana da zarar girdi la. Şu arabalardan birini alayım. Polis işim olmaz şu anda. Hızlı bir araba almam lazım ama bir onu biliyorum. Ulan o patron şerefsizini bir bulursam, yani futbolcu Jack'i bir bulursam işini bitireceğim. Aha, bırakın lan beni. Futbolcu Jack mi? Şu polislerden bir kurtulayım, onlarla yani arkadaş falan olmam lazım. Sonuçta o da bir suçlu değil mi? Polisler onun kim olduğunu yani en azından resmini falan gösterebilirler. Önce şuradan kurtulmam lazım şu beladan. Lan bunlar neden hep yavaş lan? Nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum yavaş olduğu için. Ulan en iyisi suya girip kurtulmak da, robot peşimi bırakmayacaktı. Robotu indireyim, daha sonra suya gireceğim. Tamam. Atlayalım hemen suya. Yani buraya. Kerizler benim suda olduğumu sanıyorlardır kesin. Ama Altın Usta intikamı için geri dönecek. Geri. Aa, merak etme benim canım patronu. Bu işi bitireceğiz. Şuna baksanıza ne kadar ciddi duruyor. Nasıl içiyorsun lan? Gözünden mi içiyorsun sen o içkiyi? Şu an içkiyi gözünden içiyor. Aa, gel lan patron. Ulan patron geliyor. Her neyse, o zaman şu patron birazcık bekleyebilir. Ben de içmek istiyorum lan sonuçta. İçelim şöyle bizi. Haydi bakalım. Ver lan bize. Barmen misiniz? Patron da orada içiyor. Benim de burada içiyor. Ver bakalım. İçelim şöyle. Haydi bakalım. Sağlığınıza. Oh. Güzelmiş. Birazcık daha içeceğim tabii ki de. Haydi bakalım. Bitirelim şu içkiyi. Ha, patron bu kadar içki yeter. Sabahtan beri içiyor lan. Gelsen lan. Patron yersin. Her neyse patron. Hani şu yeşil adamla Soli Altın Usta'nın düşmanı oluyor. Ben onu anlamıyorum. Ha, tamam lan tamam. Üzerime gelme lan. Ulan patron. Bak şimdi şaka yaptık, kızdı. Abi ben bile olsam kızarmasın lan. Neyse patron da kızdı. Ulan her neyse, ben buradan çıkıyorum o zaman. Zaten patronumun ben gönlünü almasını bilirim. Zaten ona ihtiyacı var. Bir sürü adamım var çünkü. Bakalım Altın Usta öldü mü? Ölürse kesin beni affeder. Şöyle giyelim maskemizi, tamamdır. Maskeyi giyince yüzüm birazcık beyaza benziyor. Ama aslında tabii ki de öyle değil.
Ulan şerefsiz. Hop, çıktı lan dans kulübünde. Onu bir bulayım, işini bitireceğim. Şerefsiz köpek. Sen kimsin lan, bana vurup kaçıyorsun? Neyse. Maskeyi çıkartmamam lazım. Çünkü maskeyi çıkartınca herkes beni suçlu falan zannediyor. Nasıl oluyor lan? Aynı zamanda iki adam. Her neyse, ben çıkıyorum o zaman buradan. O kadar eğlence yeter. Çıkalım hemen. Ama eğer ne olursa olsun Altın Usta'dan intikam için geri döneceğim. Geri. Ha, Lamborghini. Sen şişkosun, bir kere şişkolar Lamborghini süremez, ben sürerim onu. Sen ver bana, emanet et, ben sürerim. Tamam, zaten benim de bu arabalar, yani bu aralar arabaya ihtiyacım vardı. Aa, belki arabaları satıp zengin olabilirim eskisi gibi. Fakirledim lan resmen. Ama o futbolcu Jack'e iyi davranmam lazım. Altın Usta'yı hele bir öldürsün, ondan sonra silah alıp ben de onun kafasına sıkacağım. Futbolcu Jack, yani futbolcu Jack önce Altın Usta'yı öldürmesi gerekiyor. Daha sonra da ona ihtiyacım kalmayacak. Yani onunla işim bitecek. Aa, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer videomuzu sevdiyseniz arkadaşlar, videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Ulan bu adam da zaten güle güle diyor. Güle güle ve bay bay. İyice bu hapishanede kalsın. Bunlar da zombi sarıyor. Her neyse arkadaşlar, bay bay.